İklim değişikliği ve küresel ısınma ile birlikte su kaynakları kuruyor. Üstelik sadece yüzeydeki baraj ve göllerden de bahsetmiyoruz. Yerin altındaki kaynaklar da elbette kuraklıktan etkileniyor. Bu kış beklenen yağışları alamayınca yurt genelinde kuraklık şiddetini hissettirmeye başladı. Evet, daha çok konuşmaya başladık. Evet, peki bu su krizine bir çözüm var mı? Ne yapılmalı? Hangi önlemler alınmalı? Haber Global ekibinden Hasret Kaya ve Bilal Söyleyenoğlu'nun özel haberi. Suyu maalesef kaybediyoruz. Toprak kuruyor. Alarm durumu veriyor. Eğer yağış olmasa ciddi bir sıkıntı meydana gelecek. Göller kuruyor, barajlardaki su çekiliyor. Kuraklık bu yıl daha şiddetli hissediliyor. Uzmanlardan çağrı var. Yaklaşan tehlikeye karşı tedbir alalım. Bir ülkenin acil eylem planı yapıp suyla ilgili gerçekten yeniden başa dönmemiz lazım. İstanbul barajlarındaki tablo korkutucu. Barajlardaki su bitme noktasında. İstanbul'un içme suyu kaynaklarına baktığımızda son 10 yılın en düşük seviyeleri yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl bu aylarda %50'lerde olan baraj doluluk oranı şimdi %29'larda. Geçen yıl Ocak ayında İstanbul barajlarındaki doluluk oranı %50 idi. Bu sene ise bu oran yarı yarıya düştü. Kışın neredeyse bir damla yağmur düşmedi. Bahar ve yaz aylarında benzer bir durum yaşanırsa tehlike daha da büyüyebilir. İstanbul'un kalabalık nüfusu da düşünüldüğünde su ihtiyacı bir numaralı gündem olabilir. Türkiye'nin suyunun %8'i Marmara Havzası'nda bulunuyor. Ama Türkiye nüfusu %25'ten fazlası bu havzada yaşıyor. Biliyorsunuz havzalar arasında su taşıyoruz. Trakya'dan su getirdik. Belençay'ını bağladık İstanbul'a ama bu da yetmeyecek. Neden yetmeyecek? Kuraklık eğer uzun süreli olursa, yani 2 yıllık bir kuraklık süreci yaşarsak İstanbul'un ciddi sorunlar yaşayacağını düşünüyorum. Taşıma suyla değirmenin dönmeyeceği açık. Çevre havzalardan getirilen su tarım bölgesi olan Trakya'yı da gelecekte tehlikeye sokabilir. Büyükçekmece Baraj Gölü'nde suyun çekilmesiyle birlikte 2. Dünya Savaşı sırasında Trakya'da Almanlardan gelecek olası bir saldırıyı engellemek için inşa edilen tarihi Çakmak savunma hattının bazı bölümleri de gün yüzüne çıktı. Risk sadece İstanbul'da değil elbet. İklim değişikliği ve kuraklığın ağır faturası tüm yurdu etkiliyor. Konya'da obruklar oluşuyor, toprak çöküyor. Trakya'daki barajların su seviyesi düşüyor. Sapanca Gölü çekildi, dereler kuruyor. Erzincan'daki Göyne Barajı azaldıkça azalıyor. Yaşanan bu kuraklık tarımı olumsuz etkiliyor. Kıtlık riski doğabilir. Ege ve Marmara bölgesinin daha büyük sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Yani şu anda İzmit'te Yuvacık Barajı %15-120'lere düştü. Yani 20'nin altına düştü bildiğim kadarıyla. Nilüfer Barajı Bursa'da kurudu. Beklenen yağışlar gelmeyince su kaynakları beslenemedi. Kuraklık yurdun her karış toprağında kendini gösterir oldu. Yerin altında da durum farklı değil. Örneğin 100 metreden 200 metreden aldığımız su gittikçe daha derine gidiyor. 300 metreye gidiyor, 400 metreye gidiyor. Daha fazla enerji harcıyoruz, daha fazla su çekiyoruz. Göl seviyesi yukarıda kaldığı için, yeraltı seviyesi aşağıda olduğu için, yani bir tahtarevalli gibi düşünün. Bu sefer göllerden de yeraltı suyuna doğru bir çekilme meydana geliyor. Göllerin de kuruması gibi bir mekanizma tetikleniyor. Bilinçsiz su kullanımı da süreci daha kötü hale getiriyor. Özellikle de tarımdaki vahşi sulama. Su krizi yaşıyorsanız bir ülkede, çiftçiye birincisi eğiteceksiniz. Hemen hızlı seriye. Suyumuzun %75'ten fazlasını tarımsal faaliyetlerde kullanıyoruz. Amerika'da tarımsal faaliyetler çok yaygın, Fransa'da çok yaygın ama modern teknikleri kullanıyorlar. Sulamada modern teknikleri kullandıkları için daha az suyla daha büyük alanlar sulanıyor. Biz %50'nin altına düşürdüğümüz zaman birçok kesimde rahatlayacağız. Türkiye'de suyun büyük bölümü tarımda kullanılıyor. Sanayide de su tüketimi yüksek seviyede. En az kullanımsa evlerde. Tarımda artık modern tekniklere geçmek lazım. Endüstride gri suyu kullanmayı teşvik etmek lazım. Yağmurlama usulüyle sulama yapılıyor. Hayır, dipten sulama yapılması,
suyun zerresinin kaçak olmasını önlenmesi lazım. Eğer suyu püskürtme yoluyla kullanırsanız suyun %50'si buharlaşarak kaybolur. Aksi takdirde çiftçi için ağır sonuçlar olabilir, verimlilik azalabilir. Yeterince yağış alınmazsa, zeminde nem olmazsa gıda fiyatlarını eğer istenilen düzeyde rekolteleri etkileyecek, daha düşük bir ürün elde edilecek. Su alarm verince toprak da nasibini alıyor şüphesiz. Bazı ürünlerden vazgeçilmesi şart. Yani daha az su isteyen ürünler. Mısır ekiliyor, işte şeker pancarı, pamuk, bunların artık ekilmemesi lazım. Su ihtiyacı olan bitkiler oldukları için. Çalı veya çim gibi türlerden vazgeçmemiz lazım. Mesela Türkiye'de çimi yasaklamak lazım. Niye? Aşırı su seven bir bitki türü. Kuraklık tehlikesine önlem şart. Tarım yeni duruma göre şekillenmeli. Şehirlerin altyapıları da ona göre inşa edilmeli. Nüfus planlaması yapılmalı. Yağmurun her bir damlası değerlendirilmeli. Sözün özü, bir damla bile ziyan olmamalı. Yağmuru tutmamız lazım. Özellikle modern sitelerde, yeni yapılan sitelerde gerçekten su hasatları yapılabilir. Ve bu su özellikle içme suları kullanılmasa da yıkama, sulama, işte bahçede birçok yerde kullanılabilir. Gerçekten önlemek lazım. Çatılara yağan bütün yağmur suları ve yollara yağan bütün yağmur suları hasat edilmeli. Yeraltı su kaynakları içinse tarımda çevreci yöntemler gerek. Karbon bakımından fakir olan toprağın su tutma kapasitesi çok düşüktür. Türkiye'de acilen bütün gıda atıkları, bütün hayvan gübreleri komposta dönüştürmeli. Oradan elde edilen atıklar toprağa serilerek hem karbon bakımından hem besin maddesi bakımından zengin hale toprağımız geçirilir. Yeraltı barajları da alternatif önlemler arasında. Yani yer altında baraj yapmak çok kolay bir hadise değil. Çünkü jeolojiyi yer altında yönetmek, kontrol etmek her noktasında farklı bir jeolojik yapı ortaya çıkabiliyor. Bu çok kolay değil. Devlet Su İşleri çalışmalar kapsamında barajlara alternatif olarak 2019 yılından bu yana 95 yeraltı barajının yapımını tamamladı. Sayının bu yıl içinde 150'ye çıkarılması planlanıyor. Yerinde ve derinde depolama sayesinde yeraltı barajlarıyla tatlı ve tuzlu suyun karışmasının önüne geçiliyor. Alternatif çözümlerin bir diğer ismi obruklar. Konya'da bulunan Timraş Obruğu yeraltı sularını beslemek için suyla dolduruldu. Ve suyun arıtılması. Organik kirleticilerle kirletilmiş suların arıtılması daha kolay ve bunlar rahatlıkla tarımda kullanılabilir ya da kullanma suyu olarak işte evlerdeki, bahçelerdeki kullanımı daha kolay olabilir. Kapıda bekleyen krize karşı geleceğin yeniden planlanması gerekiyor. Bakanlığa, belediyelere, sanayici, çiftçi ve vatandaşlara büyük görev düşüyor. Sinop'ta nüfus azlığından dolayı su bağlanmayan İnceburun 43 yıl sonra suya kavuştu. Yıllarca yağmur suyundan ihtiyacını karşılayan Makbule çilesiz suyu gördüğünde bakın nasıl sevindi. Tek isteği çeşmeye açtığında suyun akmasıydı. 43 yıl sonra evine su bağlandı, sevinç gözyaşı döktü. Suyum çok güzel, Allah'ıma çok şükür. Mutluluk gözyaşlarım beyefendi. İnanır mısın? O kadar istiyordum. Sinop'un İnceburun mevkisine nüfusu az olması nedeniyle su bağlanmamıştı. 1980 yılında evlendikten sonra İnceburun'a yerleşen Makbule çilesiz, en temel ihtiyaç olan suyu yıllarca evine taşımak zorunda kaldı. O zor günler aklına geldiğinde duygularına hakim olamadı. Yağmur suyunu kayalardan, böyle kayalara oymak, onlara yağmur suyu birikiyordu. Ben onlardan tasınan su alıp çoluğumun çocuğumun çamaşırını ve de ekmeğini pişirirdim, hamur mayalardım. Şimdi ise suyum geldi, Allah'ıma çok şükür. En büyük hayalim buydu. 43 yıl oldu ben buraya geleli, 43 yıllık hayalime beni kavuşturdular. 43 yıldır çekilen su hasreti son yıllarda bölgenin turizm odağı haline gelmesiyle bozuldu. Bölgeye suyun bağlanması 2,5 yılı buldu. Uzak bir mesafeden getirdik, 11,5 kilometre mesafede. Burada fazla da bir yerleşim olmadığı için yaklaşık 2,5 yıl falan sürdü.
bizim bekleme mesafemiz, işte ölçümler, sonunda getirdik. Şu anda suyumuz var. Suya kavuşan Çilesiz'in üzerinden büyük bir yük kalkmış oldu. Hiç su yoktu. En büyük yaramı değiştin. Allah'a çok şükür, şimdi her şeye kavuştum.